Herkese merhabalar. Yeni bir video, yeni bir proje ile birlikteyiz. Bugünkü projemizde A'dan Z'ye bir alternatörün nasıl yapılacağını hep birlikte göreceğiz. Şimdi vakit kaybetmeden projemize geçelim. Evet arkadaşlar, buradaki millerin yerleştirilme sebebi bobinin yerinden kolay çıkarılabilmesi diyebiliriz. Şimdi bobinimiz kolaylıkla kalıptan çıkacak. Alternatörümüz 3 fazlı. Yani birinci fazımıza A diyeceğim. İkinci fazımıza B diyeceğim. Üçüncü fazımız ise C. Birinci bobinimin girişi, bu kısım ise bobinimizin çıkışı. Birinci bobinimizin çıkışına İkinci bobinimizin girişini bağlayacağız. Yani şu kısmına bağlayacağız arkadaşlar. A bobinimiz. Evet, şimdi B fazımızı bağlayalım. Evet, şimdi biraz greslememiz gerekiyor arkadaşlar. Çünkü polyesterin yapışma ihtimali var. İtiyor, çekiyor. Ve son mıknatısımız. İki plakanın birbirini çekmesi gerekiyor. Burada ise ikinci görmektesiniz. Bu yıldız bağlantı arkadaşlar. Bunu üçgende bağlayabilirsiniz. Ben yıldız bağladım. Şunlar benim bobinlerim. Bağlantı bu şekilde. Burada ise yine mıknatıs bobin ilişkisini görmektesiniz. Bu şablona göre mıknatısların konumu ve bobinlerin durumu üçgen, yani delta. Bu da yıldız bağlantı. Şu şekilde bağlayabilirsiniz. Burada bizim statorumuz, gördüğünüz gibi şu şekilde mekanik kısmı ben hallettim. Herkes kendi mekanik rulmanlarını kendisi dizayn edebilir. Burada size kalmış tamamen. Burada ise benim ikinci flanşım. Mıknatıslar birbirini çekecek gördüğünüz gibi.
Evet, şimdi buradan ayarlama yapacağız. Bu somunları bu nedenle buraya yerleştirdik. Milimetrik ayarlama sağlayacak bize çünkü bu durum. Hava boşluğunu ne kadar az bırakırsak o kadar iyi. Şu aradaki mesafe. Gördüğünüz gibi teğet geçmeli. Evet, jeneratörümüz tamamlandı. Artık elektrik üretmeye hazır diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi gelin testlerine geçelim. Evet, şimdi jeneratörümüzü test edeceğiz. 8 adet LED ampul bağladım. Ampullerimi tabii ki trafodan besleyeceğim arkadaşlar. Buradaki gerilim alternatif akım trafosunda yükseltilecek ve buradaki ampullere verilecektir. Şöyle şarjlı matkabımızla jeneratörümüzü çalıştıracağız. Evet, gördüğünüz gibi buradaki LED ampullerimizi gayet kolaylıkla çalıştırabiliyoruz. Hatta ben bu aşamada 100 wattlık projektör bağlayacağım. Bakın şöyle ilave olarak 100 watt gücünde projektörümü bağlayacağım buraya. Bakalım ampuller nasıl davranıyor, jeneratörümüzde nasıl bir zorlanma oluyor, bunları test edelim. Evet, şimdi arkadaşlar jeneratörün çıkışına ben burada bir trafo bağladım. Bunun nedeni bizim jeneratörümüz normalde 80-100 volt alternatif akım üretiyor, gerilim üretiyor. Biz bunu buradaki trafoya girdik. Trafoda akımı yükseltip buradan 220 volta çıkarıp ampullerime vereceğim. Normal zaten şebekede de bu işler bu şekilde yapılır. Barajlardaki enerji trafolarda yükseltilir. Daha sonra ise şebekeye, iletim hatlarına verilir arkadaşlar. Çünkü yüksek akımın, yüksek gerilimin ilerlemesi ve aktarılması daha hesaplı, daha ekonomik. Şimdi giriş ve çıkışı ölçeceğiz. Evet, şimdi çıkışımı ölçüyorum.
arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 40 voltu ortalama 10 kat yükseltip 400 volta kadar ulaştırdık. Tabii ki buradaki gerilim bağlamış olduğumuz güçle birlikte ampere dönüşüyor. Şimdi gelin akü testi yapalım. Evet, şimdi akü şarj edeceğiz. Tabii bunun için bir adet şarj regülatörü kullanmak zorundayız. 3 fazlı alternatif akımı direkt doğru akıma çevireceğiz. Ve akümüzün şarj kontrolünü bu aygıt yapacak arkadaşlar. Artı ve eksi. Hibrit bir alet. Aynı zamanda solar panel ve rüzgar türbünü jeneratörünü bu alete bağlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Evet, akü voltajım 12.7 volt. Şimdi alternatörümü şarjlı matkabımla çevireceğim. Sanırım görüyorsunuz. Burası rüzgar türbinimin üretmiş olduğu voltaj. Amper. 1 amper. 3 amper. Burada watt bilgisi. Tabi bu arada akümüz küçük bir akü olduğu için akümüz bozulabilir arkadaşlar. Çok fazla güç yüklüyorum çünkü. Evet, akümüzün voltajı 13.6'ya yükseldi. Tekrar gözlemleyelim. Bakalım kaça kadar yükseltebiliyorum. ...15-16 volta kadar gidiyor. Tabii bu akü için tehlikeli. Daha yüksek amperli aküleri bu alternatörle kolaylıkla şarj edebiliriz demektir. Evet, böylelikle bir projenin sonuna geldik. Bu projemizde bir rüzgar türbünü jeneratörünün nasıl yapılacağını A'dan Z'ye sizlerle paylaştım. Benzer projeler için kanalıma abone olup bildirimleri açmanız yeterli. Yeni bir projede buluşuncaya dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.